Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu uzun konuşması, biz şöyle söyledik, siyasi tarihine de Türkiye'nin geçme olasılığı bulunan bu denli önemli bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. Peki Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının önemi nedir? Kılıçdaroğlu kime sesleniyor ve ne anlama geliyor bu konuşma? Aslında geç kalınmış bir konuşma olarak ifade edelim bunu. Çünkü aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu 4 dakikadan uzun videoda görüşmeye başlayacağım dediği farklı toplumsal kesimlerle zaten uzunca bir süredir görüşüyor. Ama belki bu videoda en önemli vurgu, bu hani artık görüşmeye başlıyorum şeyi, biraz parti içine yönelikti. Evet, biz parti içinde bazı şeyleri hallettik, şimdi artık dışarıya bakma zamanı diye okumak gerekir. Ama diğer taraftan da hani ben kendisiyle hani gazeteci olarak da uzun yıllardır görüşen birisi olarak şunu söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu 21 Mayıs 2010'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük dönüşümlere aslında imza attı. Tabii ki bir siyasi partinin böyle ere CHP gibi hani 100 yıllık hayatı olan bir siyasi partinin bu kadar kolay dönüşmesi mümkün değil. Hatta bir yaptığımız bir söyleşide şöyle bir ifadesi var. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir şilep. Dümenini kırsanız bile şilebin yönünün tamamen o tarafa dönmesi bazen yıllar alabilir. Şimdi özellikle 2014'ten itibaren Kılıçdaroğlu'nun adım adım izlediği siyasallaşmaya, bir de 2018 bu referandum ve sonraki süreci birlikte okuduğumuz zaman gerçekten şimdi Cumhuriyet Halk Partisi klasik varsayılan hani daha laik, daha seküler, daha kıyılara sıkışmış bir tabanın dışında olmadığı, şimdiye kadar konuşmadığı toplumsal kesimlerle konuşuyor. Nitekim bu aslında Millet İttifakı özelinde 2019 yerel seçimlerinde de gösterdiği başarı aslında bu kendisinin CHP'yi getirmeyi istediği yer açısından çok çok önemli. Belki bu videoda hani artık biz biraz önce ifade ettim ya, içeriğiyle konuştuk, içeriği hallettik meselesi biraz aslında o açıdan önemli. Çünkü CHP içinden ya da CHP çeperinde ya da laik kesimde Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerini CHP'nin sağcılaşması, CHP'nin sağa açılması olarak okuyanlar vardı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman bunu böyle düşünmedi. Ben dedi, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön yargıları olan toplumsal kesimlerle buluşturmak istiyoruz. Ve bu arada bugünkü videoda ifade ettiği gibi ki geçtiğimiz 10 gün içinde gerek Adana'da gerekse Karar TV'de katıldığı bir televizyon programında ifade, bugünkü videonun başlığı olan helalleşme kavramını o iki toplantıda kullanmış ve Adana'daki toplantıda şunu söylemişti. Biz örnek olarak da hani başörtüsü meselesine bir cumhuriyet meselesi, bir varlık yokluk meselesi yaptık ama bu hataydı. Şimdi aslında ki 2015 ya da 2016'da Diyarbakır'a gittiğinde Kürt meselesi konusunda yaptığı, hani Cumhuriyet Halk Partisi bu mesele konusunda da geçmişte hatalar yaptı derken aslında ki bugünkü videoda kendisi de ifade etti. Bizim partimiz de geçmişte bazı yaralara, bazı olumsuzluklara yol açtı. Şimdi artık bunları geride bırakma ve artık şunu ifade etti. Eski arabalarla yeni bir yola çıkılma. Şimdi aslında arabaları da değiştirmenin, fikirleri de değiştirmenin, anlayışı da değiştirmenin zamanı geldi diyor. Bu açıdan sizin de ifade ettiğiniz gibi belki aslında bu konuşma bir uzunca bir süredir izlenen politikanın kamuya artık açık bir biçimde açıklanması açısından önemli. Ve bence de hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihinde belki özel bir video olduğunu ben de size katılarak ifade edeyim. Şimdi Türkiye çok kutuplaşmış bir toplum, bu bilinen ve kamuoyu araştırmalarıyla da her seferinde kanıtlanan bir durum. Anladığımız kadarıyla CHP lideri şu anki stratejisiyle kutuplaşmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. Peki bu ne kadar mümkün ve kolay mı? Ya birincisi şöyle, artık mümkün, o da şu açıdan muhalefet açısından mümkün. Çünkü muhalefet açısından gerçekten hani Millet İttifakı görünürde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olarak görünse de aslında bugün mecliste işte 6 haftadır salı günleri 6 farklı partinin yetkilileri toplanıp bu yeni döneme ilişkin yol haritası üzerinde çalışıyorlar. Ben geçtiğimiz salı günü bir yazı yazmıştım. Hani Kılıçdaroğlu'nun gerçekten hani siyaseten değiştirmek istedikleri
Ve yine aslında bugünkü politik yoldaki yazımda ifade ettiğim koalisyonlar meselesi gerçekten bence çok çok önemli. Evet, Türkiye büyük bir kutuplaşma, özellikle iktidarın kimlik politikası üzerinden kendisi gibi düşünmeyen herkesi öteki ilan ediyor. Ve aslında bu ittifak ya da koalisyon da ötekiler arasında bir koalisyon. Belki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini konumladığı herkesle konuşabilme meselesi, belki bu seçim sonrası dönemde sadece şu andaki muhalefet partileri içinde değil, ilk seçimde muhalefete düşecek AKP ve MHP ile konuşabilme açısından da çok çok önemli. Çünkü gerçekten iktidar değişse bile şu anda AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş ya da verecek olan %30'luk, %35'lik bir toplumsal kesim var. Ve Türkiye onlarla birlikte Türkiye. Dolayısıyla da belki Sayın Kılıçdaroğlu'na özel kılacak nokta sadece bugüne kadar konuşabildikleriyle değil, olası seçimden sonra elde edilecek başarı sonrasında gerek AKP ile gerek MHP ile konuşabilmesi de aslında büyük bir avantaj olacak. Bu açıdan aslında Kılıçdaroğlu'nu siyaseten özel kılan nokta kendi ifadesiyle, ve ben de ona çok katılıyorum, herkesle konuşabilmesi ve bu herkesle konuşabilmesine şu ana kadar muhalefettekiler dahil ve gelecekte, yani olası bir erken seçim ya da zamanda seçimden sonra AKP ve MHP ile de konuşabilmesi de bence çok çok önemli olacak. Ve sanıyorum da muhalefette şu anda bunu yapacak başka isim de görünmüyor açıkçası. Şimdi bu siyasi tercihe gelen eleştirilere bakarsak, eleştiriler şöyle: zaten Cumhur İttifakı ağırlıklı olarak milliyetçilere ve muhafazakarlara hitap eden bir dil kullanıyor. Millet İttifakı'na geldiğimizde İyi Parti yine daha milliyetçi bir tonda konuşuyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi zaten milli görüş geleneğinden gelen partiler. Dolayısıyla CHP dahil aslında siyasetin yelpazesindeki hemen her partinin muhafazakarlara seslendiğini görüyoruz. Diğer kesimlerden de böyle bir tepki var. Ne dersiniz? Ben buna katılmıyorum. Bu aslında kimlik politikası üzerinden okuduğunuzda böyle okumak mümkün. Ama bence önceliğimiz artık kimlik siyaseti değil. Şu anda Türkiye'nin önceliği var olan otoriter sistemden mi devam edeceğiz? Yani Cumhur İttifakı'nın yürüdüğü hattan mı? Yoksa ortak keseni demokrasi, özgürlükler olan bir hattan mı ilerleyeceğiz? Dolayısıyla da bence bu ikinci hattan ilerlediğimiz zaman alt kimlikler bence çok daha tali. Önemli olan zaten Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği ya da yaptığı da şu: her parti kendi özgün kimliğini koruyarak yukarıda demokrasi ve özgürlükler ortak keseninde bir ittifak oluşturmak. Dolayısıyla da bence orada muhafazakarlığın, milliyetçiliğin ya da CHP'nin temsil ettiği daha laik ve sekülerliğin anlamı daha ikinci. Önemli olan bu muhalefetteki partilerin bu sisteme itirazları, demokrasiyi, özgürlükleri ve sivilliği referans alan bir siyasetin ortak keseni olması açısından önemli. Bu açıdan Kemal Bey'in ifade ettiği gibi, ki Kemal Bey'e parti içinden ve çevresinden yapılan eleştiri de bu. Neydi o eleştiri? Kılıçdaroğlu partiyi sağ açıyor ya da AKP'yi taklit ediyor. Bence hiçbiri değil. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle pandemi döneminde izlediği hangi politika sağcı bir politika? Hepsi mesela yoksullara yardım etme, ihtiyaçlara yardım et. Bunların aslında hepsi sosyal adalet temelli ve daha solda tanımlayabileceğimiz bir politikalar. Ve bence o yüzden de bu, hani kimlik politikası üzerinden okuduğunuz zaman evet, sizin ayrımınız hani yüzde toplumun %60'ı muhafazakar, daha %40'ı seküler demek mümkün. Ama Türkiye'nin bugünkü meselesi bu kimlik politikası değil, otoriterlikten mi yoksa demokrasiden yana mı bir tercih yapıp yapmadığı konusunda. Ve bence demokrasiden yana tercih yapanlar için de Kemal Bey gerçekten herkesle konuşabilmesi açısıyla da özel bir siyasetçi. 19 yıllık AKP iktidarının hiçbir döneminde muhalefetin bu kadar kararlı ve belki daha da önemlisi bu kadar özgüvenli olduğunu ben hatırlamıyorum. Ve son dönemdeki konuşmaların hemen hepsinde Akşener olsun, İYİ Parti Genel Başkanı, CHP lideri Kılıçdaroğlu olsun, bir sonraki dönemde iktidar olduklarının altını kalın bir şekilde çizip bir sonraki döneme dair konuşuyorlar. Bunun avantajları ve riskleri neler diye sorayım. Ya bunun bir avantajı, dediğiniz gibi, kendine özgüven. Bu aslında bir taraftan da dezavantaj. Çünkü bu özgüvene güvenip ya da bu kazanmaya olan şey bir aslında belki atalet getirebilir.
Dolayısıyla da bu atalet riskini de ortadan kaldıracak olan şey sadece üste büyük cümleler etmek yanında bunu edelim ama onun altını dolduracak politikalarla da destekleyelim. Yani örneğin kutuplaşmanın nasıl giderileceği, örneğin bugün yaşadığımız ekonomik sorunların nasıl ortadan kaldırılacağı, bugün yaşadığımız işsizliğin, bugün yaşadığımız enflasyonun ya da döviz kurlarının bu kadar yüksel, bütün bunları aslında nasıl düzeltilebileceği konusunda da bence somut projelerin bu iddia kadar onu destekleyecek bir biçimde kamuoyuna adım adım açıklanması gerekiyor. Mesela dediniz ya ben güzel bir yerdeyim, şu anda Kaş'tayım ve içeride iki gündür Türkiye'nin ekonomisini şey yapıyoruz. Ve gerçekten uzmanların anlattığı şeyden görüyoruz ki Türkiye ekonomisi çökmüş. Belki Asaf Savaş Akat'ın dediği gibi uluslararası anlamda belki bir kriz yaşamıyor ama gerçekten Türkiye ekonomisi çözmüş. Bütün mesele muhalefet açısından bu özgüveni destekleyecek somut projeleri de aynı bir biçimde, aynı özgüvenle halka ortak bir dille, ortak bir siyasi iradeyle anlatabilmekte sanıyorum. Murat Aksoy çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra beni konuk ettiniz. Ben bütün arkadaşlara ve size de, bu arada size de Medyascope'dan sonra buradaki görevinize de bir kere daha ilk defa katıldığım için bir kere daha başarılar diyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.